Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Çok uzun süredir çekmek istedim bir videoyu. Şimdi şöyle otururken bir çekmeye başlayayım istedim. Çok da güzel Amerikan balığı cikletleri koleksiyonum olmaya başladı. Şimdi şöyle izlerken gerçekten keyifle başına oturup izleyebileceğiniz bir akvaryum görseli oldu. Ve şöyle kamerayı bir uzattığım zaman gerçekten balıkların yüzüşü, sağa sola gidişleri çok keyifli. Şöyle bir göstereyim istedim. Amerikan cikletler ve monster türlerini şöyle bir tek videoda sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki yakından da göstereceğim ama şöyle uzaktan izlemesi gerçekten bu akvaryumdan çok keyifli oldu. Aynı şekilde yukarıda biraz gökkuşağıyla Amerikan cikletler, geopabuslar falan var. Şimdi ben belki birçoğunun ismini söyleyemeyeceğim size ama adını söyleyemediğimiz, bilmediğimiz balıklarımız var. Joker cikletler var. Texaslar var. Green Texaslar. Silver cikletler var burada. Uaru var. Şu arkadan gelen küçük elektrik blue akaramız var. Yerde gezenlerin adını bilmiyorum ama renkleri çok güzel. Fosforlu böyle kahverengi bir renkleri var. Ateş ağızlar var. Şimdi ben kalkınca yem gelecek diye hareketlendiler hepsi birden. Dişi flower hornumuz var bu akvaryumda. Başka saymadığım ne var burada? Gene küçük Texaslar var. Burası böyle bir Amerikan karması. Yukarıda damızlık boy elektrik blue akaralar var bir çift. Yine güzel bir Amerikan ciklet türü var, ismini söyleyemediğim, bilemediğim. Bir geopagus türümüz var. Hatta iki tane geopagus türüm var bu akvaryumda. Onun dışında rainbow'lar, denizoniler. Bu da şöyle biraz uzaktan çekeyim, keyifli bir akvaryum izlemesi. Bu ikişer metrelikler. Çok güzel Amerikan cikletler oldu bunlar. Yine buraya geliyoruz. Amerikan ciklet ağırlıklı. Gold severyumlar, red severyumlar, green terror, ovuravus. Ovuravuslar hatta ikinci parti yavrularını yaptı. Yumurtalar şu küpün içinde. Görebilecek miyiz? Tam sağ iç köşede kalıyor ama kamerayla görünmüyor şu anda. Onların yavrularını bu sefer yumurtalarını toparlayacağım. Yumurta değil de canlanınca yavrularını çekeceğim. Gene burada toprak yiyen türümüz var. Green Terror saymış mıydım bilmiyorum. Paçular var. Otçul piranalarımız var. Şöyle biraz da burayı da çekeyim uzaktan. Burası da gerçekten izlemesi keyifli bir akvaryum. Üst tarafa geçiyoruz. Burası ağırlık olarak tetra akvaryumu ama burada Amerikanların bence şahı olan bir balık var. Albino henkelileri var 12 tane. Gene toprak yiyen türümüz var bir tane daha. Ama onun dışında dediğim gibi tetra ağırlıklı bir akvaryum. Bitkili bir akvaryum. Görseli çok güzel bir akvaryum. Hatta 2 tane büyük diskusum bile var içinde. Ve burası da Amerikan oldu. Küçük yavru Amerikanlarla dolu bir akvaryum. Ama kıpır kıpır çok hareketli hepsi. Keyifleri çok yerinde. Ve çok güzel renklenerek büyümeye başladılar. Şimdi ben şöyle biraz yem verecek gibi bir hareketlendireyim onlara. Hepsini toparlayayım. Burada gene ateş ağızlar var. Elektrik blue akaralar var. Marble'lar var. Marble'lar efsane. Hemen kimse Amerikan'dan anlamayan birisi bile şu desenli güzel balıkların hemen dikkatini çekiyor. Bir iki tanesinin kırmızı renkleri bile var. Yavaş yavaş kızarmaya başladılar. Trikalı melek gibi olacaklar. Gene silver ciklet yavruları var. Ve bir tür daha şu biraz daha koyu gri gibi olanlar. Adını şu anda bilmediğim bir Amerikan ciklet türü. Dediğim gibi bu akvaryum da gayet güzel keyifleniyor. Hem balık sayısı adeti güzel oldu. Hem de tür çeşitliliği güzel oldu.
büyüsünler bakalım. Burada kocaman kocaman Amerikanlar olunca güzel olur. Astronotlarımız var. Bunlar büyük boyutlu astronotlar. Bakırlar, kırmızı leoparlar, çeşit çeşit. Gene albinolar, red albinolar, gold albinolar. Bir küçük boy astronotlar bunlar. Bunlar da çok hareketli. Bir de bunların biraz daha küçüğü var. Onlar da burada. Hemen bunların hepsi ben yem vereceğim diye köşeye köşeye toplanıp yem istiyorlar. Ve astronotların da en değerleri 2 adet limon astronotumuz var. Sarı görseli güzel limon astronotlar. Bakalım bunların yanında 2 tane de red gelecek inşallah. Güzel olacaklar. Şimdi şuradan devam edelim monsterlarla. Red tail catfishlerimiz var. 2 boy mevcut. Aylar sonra ekleyebildik o bir haneye red tail catfish. 5 tane küçük boyutlumuz var. 3 tane de büyük boyutlumuz var. Bunlar da böyle keyifleri yerinde maşallah. Geziniyorlar ortalıkta. Şuradan monsterlara devam edelim. Nakteriler. Etçil piranalarımız. Bunlar gerçekten bayağı parçalayarak yiyorlar. Challenger'lar var. Küçük challenger'lar. Büyük challenger'ların da burada. Bunların yanında bir de gold spotted pengosuslar var. Onlar da bence biraz monster. Klasik pengosuslar, albinolar. Monster deyince akla gelen balıklardan timsah balıkları. Bunlar güzel, keyifleri yerinde, güzel besleniyorlar. Vücutları, formları da yerinde. Blackberry silver dolar. Bunlar da çok güzel büyüyüp gelişmeye devam ediyorlar. Şimdi unutmadan şurada hem klasik silver dolarımız hem de siyah çizgili silver dolarımız var. Şu büyük silver dolar. Şunlar da siyah çizgili silver dolarlar. Ve gene unutmadan şurada albino Senegal bişirlerimiz var. Biraz küçük bir akvaryum olmasına rağmen burada keyifleri çok yerinde gerçekten. Bunları daha önceden aldım. Klasik Senegal bişirler hep öldürdü albino renginden dolayı. Klasikler burada. O yüzden onlarla birlikte karıştırmıyorum. Aslında buraya koyuyorum albinoları ama daha geniş, daha rahat. Fakat bu klasik düz renkler albinoları vurup öldürüyor sürekli. Bıçak balıklarımız, bıçak balığın küçüğü var. Şimdi bir dakika bir motoru durdurayım. Hem büyük bıçak balığı ortaya çıkar. Hem de şeyler var burada. Bakın hemen geliyor büyük bıçak balığımız. Büyük bir tane paçumuz var. Şeyler var. Konuşan vatozlar. Konuşan vatozlar çıkana kadar ters yüzen çöpçülerim de var. Onları da göstereyim gene monster'ın içinde yer alabileceğini düşündüğüm. Nerede bu arkadaşlar? Bu akvaryumda benim ters yüzen çöpçülerim var. Hah bak arkadan şuradan çıkacak mı? Göstermeyecek mi kendini? Göstermeyecek. Ters yüzen çöpçüler. Büyük ihtimalle piponun arkasındalar. Oralarda saklanıyorlar. Buranın da motorunu durdurayım. Onlar da yem gelecek diye çıkabilir hemen. Balıklar biraz ona alıştı. Biraz değil, bayağı alışkınlar. Motorlar durunca ha hemen çıktı. Küçük yavru ters yüzen çöpçülerimiz. Baba bir tanesi oradaymış. Yaprağın altındaymış zaten. Bunlar büyüdükleri zaman çok çılgın bir renkleri desenler. Bak öbürü de çıktı. Üçüncü de çıktı. Yaprakların altına saklanıyorlarmış.
Motor durunca yem gelecek diye hemen hareketlendiler. Neyse fazla kalındı bu yalmanları. Gene monsterların içinde olabilecek tüküren okçu balığı. Bence bu da monster fişlerin içinde olabilir. Hayaletlerimiz. Buz balıkları pek monster olmaz ama bu akvaryumdayken göstereyim. Monsterların içinde olabilecek makra kantalar, Pakistan botuyalar, mavi botuyalar. Bunlar da güzel olur. Şuradan devam edelim. Çıkmış mı arkadaşlar? Heh, bak büyük bıçak geldi. Büyük bıçak çıktı hemen. Şöyle küçükle büyük bıçağı aynı yerde göstereyim. Konuşan vatozlar da yavaş yavaş kafalarını uzatıyorlar. Onlar da çıkacak, yem gelecek diye. Ama kamerayı görünce birazcık ürktüler bence. Şöyle devam edelim. Leoparus, Tin Foil, Albino Tin Foil, Spotted Silver Dolar. Buradaki arkadaşlar da bu şekilde. Şöyle kameralarımızı çevirip Monster'ın şahı dedik ama bunlar başka bir şey artık ya. Monster, Has Monster diyelim bunlar. Arowana'lar. 4 adet Arowana'm var. Silver Arowana'lar. Bunlar böyle beta gibi ayrı ayrı duruyor. Çünkü koyabileceğim çok büyük bir akvaryumum yok. Küçük bir yere koyunca da birbirlerine zarar veriyorlar. Bunları da şöyle gösterelim. Hobihanemizde Red Tail Catfish ve bunların olmasını çok uzun süre bekledim. Ve sonunda ekleyebildik. Ha, şurada Red Tapacuz, Geopagus'larımız da var. Onları da bir hemen gösterelim. Onlar da beni çek, beni çek diyorlar. Sonracığıma şöyle bir göz gezdireyim, göstermediğim. Şurada bir monster'ımız var. Gene timsah balıklarına benzeyen bir tür ama daha farklılar. Bunlar da bir vahşi tür. Bunlar da buralarda geziniyorlar. Çok monster olur mu bilmiyorum ama iğne burunlu pipet burunlu da diyorlar. Böyle bir yılan balığı gibi iğne balığı da diyorlar. Tam adını şu anda kestiremiyorum. Ama ince uzun, sevimli, bir o kadar da narin bir arkadaş var. Şu kendini daha güzel gösterecek büyük ihtimalle. Bunları da bu videoda yer verelim. Onun dışında monsterlık göstereceğimiz, şöyle ben bir akvaryumları göz geziyorum. Bazen unutuyorum videonun sonrasında, Allah bunu göstermedim ben falan diyorum. Bu sefer onu yaşamamak için şöyle bir düşüneyim. Şunların hepsini gösterdik. Amerikanları gösterdik. Yukarılarda başka monster var mı? Yok. Aşağılardakini de gösterdik. Limonu gösterdik. Evet. Hepsini göstermişim. Şöyle iki akvaryum birden alıp videoyu sonlandırayım. Bugünkü videom da bu şekilde oldu arkadaşlar. Amerikan cikletler ve monsterlara size şöyle bir baştan sona göstermiş oldum. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Mavi botya da çıktı ortaya. Kocaman, kendini gösteriyor. Görüşürüz.